Mesela Mümtazer Türkönel geçenlerde bir kuruma şey yapıldı. Aslında bununla ilgili bir takım ısrar atıflarda bulundu. Dedi ki aslında dedi birileri dedi Atatürk'ün adını kullanarak bir darbe ideolojisi geliştirmiş. Bu darbe ideolojisini kendisine zemin yapmış. Kanun, hukuk, anayasa bunlar hikaye. Referansın ne? Referansın o söylemler. İşte Atatürk'ün orduya mesajı. Ya ona Atatürk'ün atfer. Ona tabii. Bursa'nın hayır demiş dememişe bakmıyor adam zaten. Onlar kendilerince bir kurgu oluşturmuşlar. Sanal bir fikir, bir ideoloji oluşturmuşlar. Referansın ne? Referansın bu ideoloji. Yani bu ideoloji veya söylem, o kastettiğin şey ki biraz önce verdiğimiz örnek, devlet var demeyeceksin, jandarma var demeyeceksin. Ya arkadaş bu söylem hukuk sistemiyle, hukuk düzeniyle falan uyuşur mu? Gibi bir soruyu insanlar sormak cesaretini gösteremediler bir ara. En fazla yapabildikleri itiraz, ya Atatürk'ün böyle bir sözü yok. Yani olsa tamam, varsa yapabilirsiniz. Taşla, sopayla, değnekle memleketi yerle bir edersiniz demeye getiriyor en namussumuz da yani. Kimse demiyor ki ya kardeşim Atatürk bunu demişse de bu hukuk düzenine falan uymayan bir söz. Bundan dolayı insanlar taşı değneği falan eline alarak Deniz Gedimiş'e de sordular. O da öyle dedi. Nereden alıyorsun bu gücü? Şey, ben Atatürk'ün Bursa Nutkundan aldım dedi bu şeyi. Yani bu memlekette birileri eline silahı alıp bir şeyler yapıp memleket bir şeyler yapmaya, geçenlerde bir üniversitede aynı şekilde oldu. Dediler rektör nereden alıyorsunuz kardeşim bu yetkiyi? Öğrenciler diyor ki Atatürk'ün Bursa Nutkundan alıyoruz. Ne demiş Atatürk'ün burada? Taşla değnekle saldıracaksın. Şimdi bizim Alper Bey sadece teknik olarak sanki birilerinin ufak yaramazlıkları, efendime söyleyeyim, aymazlığına dayalı bir süreç veya süreçler yaşadık da bundan dolayı ki biraz sonra girmeyeceğim, İlker Başbuğ'a da gireceğiz. Bundan dolayı bu noktaya geldik falan zannedilmesin. Bunun bir ideolojik altyapısı var. Kendisini hukuk zemini zanneden, hukuk algısı olarak ideolojik bir algısı var. Ve de birilerinin devlet görüntüsü altında bu ülkenin devlet iktidarına el koyması ve de bu ülke insanına sabahtan akşama kadar Ali Cengiz oyunu çekmesi gibi bir olgu var. Adı bu. Bu ad bize 12 Eylül olarak geliyor. 12 Mart olarak geliyor. Sivas katliamı, Başbağlar katliamı. En muhtırası olarak. Tabii. Yani o gün için kendi güç ve iktidarlarını devam ettirmek adına yapılması gereken şey ne? Ne? Doların yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi bugünlerde beceremiyorlar da. Ha, o zaman bugün bir ekonomik kriz çıkaralım. Tamam, ekonomik kriz çıkarmadan önce onlar bütün paralarını götürüp dolara yatırdılar. Zamanında bunlar hep yaşandı bu ülkede. Olduğu gibi dolara yatırıyoruz. Yatırdılar, ertesi gün ekonomik kriz çıkardılar. Bugün ne yapalım? Ya bugün birilerini öldürmesi gerekiyor falan. İşte Sivas'ta gitsin birileri işte ya Allah Bismillah diyerek gitsin orada Aziz Nesin'i ve Alevileri öldürsün. Aradan bir ay geçmeden gitsin biri Başbağlar'da Sünni köyü bassın Aleviler onları öldürsün. Ya bunlar iğrenç. Tamamen insanlık adına tarifi ve tasviri yapılması mümkün olmayan garip garip tezgahlar. Yani bunların ordu, siyaset, devlet falan filan bunlarla falan el alınması mümkün değil. Tamam. Ama son cümlemi yine diyorum. Gerek aymazlık adına, üçkarçılık adına gerekse devlet diyalektiği için ordu, siyaset ve benzeri ilişkiler adına bütün bu işler yapılırken bunlar kendilerine bir kurgu ideoloji oluşturdular. Bu ideolojiyi o ülkede hukuk ve insan hakları yerine koydular, onunla üstüne koydular ve bu algıyı doğrudan doğruya insanlara meşruymuş gibi dayattılar ve onu referans alarak da bütün bunları yaptılar.